My Hobby Home YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte bu tatlı bebek patiklerini çalışmak istiyorum. Hem kız hem erkek bebekleriniz için uygun bir modeldir arkadaşlar. Burada zaten hem erkek hem kız için renklerini de ördüm. Bakın bu 3-6 aya uygun bir patik. Bu 6-9 aya uygun numarada bir patik. Bu da 9-12 aya uygun bir patik. Kullanacağımız malzemeler arkadaşlar, ben tulipin 2 numara 2 milimetre, bakın 2 milimetre tığını kullanıyorum. İp olarak Nako Pırlanta'nın mavi rengini tercih ettim. Şimdi birlikte başlayalım isterseniz. Ben bunları kenara çekeyim. Öreceğimiz renk ve numara burada dursun. Ben size hangi numaraya kaç zincirle başlayacağınızı söyleyeceğim zaten. Yani bunu daha çok 0 ay 1 yaş arası için, 0-12 ay arası için yaptım arkadaşlar. Şöyle numaraları da ben size yazdım bir kağıda. Bakın, çünkü ölçerek yapacağız. Yeni doğan için tabanımızın 10 santim olması gerekiyor. Bu da 14 numaraya tekabül ediyor. 1-3 ay için 10,5 santim, 15 numara oluyor. 3-6 ay için 11 santim olması gerekiyor tabanımızın. 6-9 ay için 11,5 santim olması gerekiyor. 9-12 ay için de 12 santim olması gerekiyor. Tabii ki bu durum bebeğin gelişimine göre değişebilir. Kilolu bir bebekse 1-3 ay için değil de 3-6 ay uygun yapabilirsiniz. 6 ay değil de 6-9 ay uygun olanı yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben bunu 11 santim olacak şekilde 3-6 aya uygun olarak yaptım. Bakın 3-6 aya uygundur. Toplamda 17 zincir çektim. Toplamda 17 zincir çektim. Ve 16 zincir üzerine tabanı kurdum. İlk zincirimizi çünkü baştaki zincir olarak kullandım. Bu benim 6-9 aya uygun, yani 11,5 santimlik patiğim arkadaşlar. Bunun tabanı içinde 18 zincir çektim. Bakın 3-6 ayda 17 zincir, bir numara büyüğü olduğunda 18 zincir çektim. Yaptıklarımın en büyüğü 9-12 ay için olanda da arkadaşlar 19 zincir çektim. Şimdi başlayalım isterseniz. İsterseniz çift kat tabanlık üzerine yapabilirsiniz. Ben tek kat ile öreceğim inşallah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 zincir çektim arkadaşlar. 17 zincir çektim. İlk zinciri atlıyorum. İkincinin içerisine 2 tane sık iğne yapıyorum. 1. Sonraki 7 tane zincire de birer tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Şimdi toplamda arkadaşlar, bakın 17 zincir çektik. İlk zinciri şu en başta kullandığımız için onu saymıyoruz. Toplamda kaç kaldı? 16 zincir. 8 tanesine sık iğne yaptık. Geri kalan 8 tanesine de trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. son zincirimiz arkadaşlar. Bunun içerisine toplamda 7 tane trabzan yapalım. 1 2 3 4 5
6 ve 7. Evet, karşı tarafa geçtik. Şimdi trabzanların üzerine trabzan, sık iğnelerin üzerine sık iğne örüyoruz. Başlangıç sık iğnemize geldik arkadaşlar. Oraya da zaten 2 tane yapmıştık. 2 tane de şimdi sık iğne yapıyoruz. Toplamda 4 sık iğne oluyor. Ve kaydırma tekniğiyle ilk ilmeğimizle birleştiriyoruz. 1 2 zincir çekiyoruz ve bir üst sıraya çıkıyoruz. Tığımızın önüne ip aldık. Bir tek, pardon, 2 çift burada örüyoruz, özür diliyorum. 1 2 Yanındakine de hemen, bu iki tane sık iğne yaptığımız yerin ikisini de trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Çift trabzan. 1 2 Yani topuktaki artırmayı yapmış olduk. Bakın, şu topuk artırmasını yapmış olduk. İlk iki tane sık iğnenin üzerine iki trabzan yapıyoruz. Geri kalan trabzanları sık iğnelerin üzerine birer tane trabzan yaparak ilerliyoruz. Buraları hızlı geçiyorum. Ta ki o en baştaki sık şeyler, 7 tane trabzan olan zincir vardı ya, oraya kadar her bir ilmeğin üzerine bir trabzan yaparak ilerliyorum. Evet, bahsettiğim yere geldim arkadaşlar. Bakın, en başta 7 tane trabzan yaptığımız yerde, şimdi oradaki 7 trabzanın her birine çift batarak artırma yapıyoruz. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 ve bu da sonuncu trabzanımız. 1 2 trabzan yapıyoruz. Bakın, bu artırma yeriydi. 7 tane trabzanlık bölüm, ikişer tane artırma yaparak 14'e çıkardık. Aradaki yerleri her bir ilmeğin üzerine bir trabzan olacak şekilde yapalım. Ta ki şu en sondaki 2 tane sık iğne doldurduğumuz yer var, oraya kadar onları da 7 ikişer trabzan yapalım, sonra bağlayacağız. Söylediğim yere geldim arkadaşlar. Şimdi buraya artırma yapıyoruz, topuk olduğu için. 1 aynı yere 2 trabzan. Yana geçiyoruz. 1 aynı yere 2 trabzan. Ve şu zincirin dibine de bir tane yapalım. Orası kötü durmasın. Evet. Sonra birleştiriyoruz kaydırmayla. 1 2 zincir çekiyoruz. Şimdi bir tek bir çift yapacağız arkadaşlar artırma yerlerinde, yani bir tek bir çift batıyorum. İlkine tek, ikinciye çift, üçüncüye tek, dördüncüye çift. Burası topuk kısmıydı. Bakın, sadece artırma yerlerinde bu artırmayı yapıyorum. Tamam. İlk sırada iki çift, üst sırada da bir tek bir çift, bir tek bir çift yaptık. Ara yerleri hep tek trabzan yaparak geliyoruz şu başa kadar arkadaşlar. Başta artırma yerlerinde de yine bakın, şuraya tek, V'nin içerisine çift. Buraya tek, V'nin içerisine gelecek şekilde çift batarak bu 7 ilmeklik yerimizdeki yine artırmalarımızı yapıyoruz. Bakın arkadaşlar, İlk zincirin üstünde 7 ilmek yaptık. Bir üst sırada her bir ilmeğin üzerine çift batarak artırmamızı yaptık. Üçüncü sıramızda da bakın, bir tek bir çift, bir tek bir çift, çiftler hep şu V'lerin içinde. Bakın, V gibi bir görüntü oluştu. Bir tek bir çift, bir tek bir çift yaparak artırma bölümünü tamamladık. Şimdi hep tek ilmek alarak şuraya kadar geliyoruz. Burada da yine bir tek bir çift, bir tek bir çift yapıyoruz. Sonra tek zincirin dibine batıyoruz ve sonrasında bağlamamızı yapıyoruz.
geldim sıra sonuna. En son dediğim gibi şu zincirin dibine de burada bir potluk olmasın diye bu şekilde birleştirince şurası biraz kötü görünüyor. O yüzden o zincirin dibine de yani artırma yapmış oluyoruz ama o zincirin dibine de bir trabzan yapmayı tercih ediyorum. Ben arkadaşlar şimdi ilk ilmekle kaydırma tekniğiyle birleştiriyoruz ve şu anda bakın tabanımız ve son sıramızı yapacağız. Son sıramızda ben sık iğne tercih ettim. Bir zincir çektik. Yine artırma yerlerinde çift, diğer yerlerde tek. Artırma yeri dediğimiz neresi arkadaşlar? Şu V'lerin içi. Bakın. V'nin içi. V'nin içerisi. Oraları çift batıyoruz. Yine burada V'nin içerisinde çift batıyoruz. Tek, tek, çift. Tek, tek, çift. Yani iki tek, bir çift olacak şekilde artırma yerlerinde yapıyoruz şimdi. Bir sık iğne. İki sık iğne. İki tek yaptık. Şimdi bir, iki artırdık. Bir, iki sık iğne yaptık. Üçüncü de artırdık. Sıra sonuna kadar dediğim gibi yapın arkadaşlar. Sadece şu artırma yerlerinde V'lerin içerisine gelecek şekilde toplamda 7 tane ilmek oluyor zaten onlar. Artırmalar 7 tane ilmeğe çift batarak sık iğnelerimizi tamamlayın. Sıra sonuna da geldim arkadaşlar. Bakın artırma yerlerinde çift. Yine burası da bir artırma yeri çift. Zincirin dibine bir tane sık iğne yapıyorum. İlk ilmekle kaydırma tekniğiyle birleştiriyorum ve tabanımız tamam arkadaşlar. Pardon. Şimdi arkadaşlar tabanımızı bir ölçelim isterseniz. Mezuram yakınımda değil şimdi. Şu cetvelle ölçeyim diyorum. Bakın 11 santim olması gerekiyordu. Evet 11 santim. 11 santim tabanımız oldu. Şimdi arkadaşlar benim elime ben çok sıkı tutmadım. Gevşek tuttum ve tığım 2 milimetre. Sizin eliniz daha sıkı ise lütfen en az bir zincir, iki zincir daha fazla çekiniz. Şimdi üst kısma geçiyorum. Bu patiğimizin özelliği ipimizi hiç kırmadan patiğin tamamını bitireceğiz arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum. Bakın patiğimizin tabanı tamam. Şimdi şu düz yüzü bize bakacak şekilde tutuyoruz. Arkadaki ilmeklerden birini bırakıyoruz. Diğer ilmeği alıyoruz. Sık iğne yapıyoruz. Sadece bu içerideki kanatlardan alarak sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Bu tek kalan kanatları da bakın şuradaki gibi ters sık iğne yapacağız. Şimdi sık iğne yapalım. Tam ortaya geldiğimizde 17 ilmek ayıracağız arkadaşlar. Bir ortada 8 8 de yanlarda. O 17 ilmek şu öndeki lastik kısmı olacak, modelimiz olacak. Bakın tek kanada batarak daha ilmek yapmam gerekebilir. Şimdi tam orta noktayı bulalım arkadaşlar. Şekilde katlayalım. Tam ortadaki ilmek bakın. Şurası. Tam orta ilmeğimiz bizim. Bu orta ilmekten sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 tane daha sık iğne yapmam gerekiyor. Şimdi buradan buraya doğru 17 tane trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Öndeki lastik bölümünü oluşturmak için. Bakın şu lastiği yapmak için. Öndeki 17 ilmeğe trabzan yapıyoruz. Bir. Yine tek kanada batıyoruz. 2. 3. 4. 5. 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 17. 17 tane trabzan yaptım arkadaşlar. Şimdi bu 3-6 ay içindi. Ben o yüzden 17 trabzan üzerine bu lastikleri yapacağım. Eğer 6-9 ay yapıyorsanız 19, 9-12 ay yapıyorsanız da 21 tane ilmeği trabzan yapın. Ön kısım geniş olsun numara büyüdükçe. Hep de tek sayı olacak şekilde olacak arkadaşlar. Dolayısıyla ben 17 ilmek yaptım. Daha büyük ayaklarda 19, 21, 23 gibi artırmasını yapın. Ne kadar çok lastik yapmak istiyorsanız. Şimdi sık iğne yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna geldim arkadaşlar. Sakın ola zincir dibine burada basmayın. Artırma yaparsınız. Artırma yapmanızı istemiyorum. Son ilmeği de sık iğne yaptıktan sonra kaydırma tekniğiyle bağlıyorum. Bir zincir çekiyorum ve her bir sık iğnenin üzerine bir sık iğne olacak şekilde sık iğne örüyorum arkadaşlar. Sadece şu sondaki bir tane sık iğneye gelinceye kadar sık iğne örün. Onu bırakın arkadaşlar. Bakın sık iğne yaparak ilerledim. Sadece şu sondaki sık iğneyi bıraktım arkadaşlar. Çünkü bundan sonra her sırada o ilk sık iğneyi atlayacağız. Yani lastikten önceki sık iğneyi atlayıp o şekilde geçeceğiz. Çünkü eksiltme yapmamız gerekiyor. Şimdi bunu atladık bakın. Onu örmüyoruz. Tığımızın önünü ip alıyoruz. Trabzanımızın önden ilmeği örüyoruz. Tığımızın önünü ip alıyoruz. İkinci ilmeği arkadan o zincir başından örüyoruz. Tığımızın önüne ip aldık. Üçüncü ilmeğimizi yine önden alıyoruz. Tam trabzanın göbeğinden. Evet. Tığımızın önüne ip aldık. Sıradaki ilmeği arkadan ilmek başına batarak alıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Sıradaki ilmeği önden örüyoruz. Arkadan örüyoruz. Sıradakini önden alarak örüyoruz. Sonraki ilmeği arkadan. Arkadaki ilmekleri trabzanların tepesinden öndeki ilmekleri şöyle içerisinden geçirerek örüyoruz arkadaşlar. Arkadaki ilmek. Öndeki ilmeği ördük. Arkadaki ilmeği ördük. Arkadaki ilmek ve son ilmeğimiz öndeki ilmek. Tek sayı yapmamızın amacı bu arkadaşlar. Tam denk gelsin diye. Şimdi nasıl ki az önce son sık iğneyi örmedik ki arkadaşlar. Buradaki sık iğneyi de örmüyoruz. Bakın şu sık iğneyi örmüyoruz. Sıradakine geçerek sıra sonuna kadar sık iğne örüyoruz. Sıra sonuna kadar sık iğne örelim. Zincir dibine batmadan kaydırma tekniğiyle birleştirelim. Ve yine bu lastik yere gelinceye kadar sık iğne örelim. Son bir sık iğne kalıncaya kadar örelim. Evet arkadaşlar. Her bir ilmeğin üzerine bir sık iğne olacak şekilde ördüm. Son sık iğneye geldiğimizde onu örmüyorum. Tığımızın önüne ip alıyorum. Bakın son sık iğneyi örmüyoruz. Çünkü yukarı doğru eksiltme yapacağız. Şimdi önden aldığımız ilmekleri önden örüyoruz. Arkadan aldığımız ilmekleri arkadan örüyoruz. Önden aldığımız ilmekleri önden, arkadan aldığımız ilmekleri arkadan örerek lastik bölümü tamamlıyoruz. Sonrasında da sık iğne yaparak kaydırma tekniğiyle sıra sonunda bağlıyoruz ve bu sıramızı da bu şekilde bitiriyoruz. Bakın önden aldığımız ilmeği önden aldık. Arkadan ördüğümüz ilmeği arkadan alıyoruz. Lastik bölümünü böyle yapın. Lastik sonrasındaki şu ilk ilmeği örmeyin. İkinci ilmekten başlayarak sık iğne yapıp sıra sonuna kadar gidin. Tekrar göstereyim dedim arkadaşlar. Uygulamalı bakın lastik bölümünü yaptık. Şuradaki ilk ilmeği örmüyoruz. İkinci ilmeğin üzerine sık iğne yaparak sıra sonuna kadar tekrarlayalım arkadaşlar. Bundan sonra bakın 1 2 bu da 3. sıramız oluyor. 3. sıramız 2 sıra daha örelim.
İlk sırada da zaten sık iğne yerleri, sık iğne lastik yerleri. Lastik sadece şu, şurada bir ilmek, burada bir ilmek. Örmüyoruz o sık iğneleri yukarı doğru eksiltme yapmak için. İlk sırada aynı şekilde örelim. Toplam 5 sıraya tamamlayalım. Devamını beraber örelim arkadaşlar. Size söylediğim gibi arkadaşlar toplamda bakın 1, 2, 3, 4, 5 sıra ördüm. 6. sırayı da yine aynı şekilde ördüm. Ta ki öndeki lastik bölümüne gelinceye kadar. Şimdi burada tığımızın önüne ip alıyoruz. Son ilmeği bırakıyoruz. Yine bakın bu tarafa doğru eksiltiyoruz. Tığımızın önüne ip aldık. Sadece öndeki ilmekleri örüyoruz arkadaşlar. Burada tamamen bir eksiltme söz konusu olacak. Tığımızın önüne ip aldık. Arka ilmekleri örmüyoruz. Öndeki ilmekleri örüyoruz. Ve sonucu da yine öndeki ilmeği ördük. Ve bir ilmek atlıyoruz. Odaklanmada sorun oluyor. Bir ilmek atladık. İkinciden başlayarak sık iğne yapıyoruz sıra sonuna kadar. Bir sıra daha bu şekilde örelim arkadaşlar. Yani sık iğneler, sık iğne. Öndeki lastik kısmında sadece önden ilmek alarak lastikleri örelim. Bir sıra daha örüp toplamda 7 sırada bu kısmı tamamlayalım. Son sırayı da ördüm. Sıra sonuna geldim arkadaşlar. Şöyle kaydırma tekniğiyle ilk ilmekle birleştiriyorum. Bakın toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra oldu. 7 sıranın 5 sırasında sadece sık iğnelerden eksiltme yaptık. 6. sırada lastik bölümünü sadece önden ilmek aldık. 7. sırada da yine sadece önden ilmek alarak bu şekilde tamamladık arkadaşlar. Şimdi bu ilmeğimizi genişletiyorum. Patiğimizi ilmeğin içerisinden geçiriyorum. Daha önce dediğim gibi kesinlikle hiç ip kırmadan patiğimizin tamamını bitireceğiz arkadaşlar. Şimdi burası tamam. Tığımızı şuradaki ilk sık iğneye geçirelim arkadaşlar. İpimizi oraya doğru alalım. Pardon. İpimizi oraya doğru alıyoruz. Bakın ipimizi geçirdik. Şimdi bir zincir çekelim ve ilk aynı yeri, orası zaten sık iğneydi. Her bir sık iğnenin üzerine bir ilmek yapalım. Bir sık iğne bakın. Sıra sonuna kadar her bir sık iğnenin üzerine bir sık iğne yaparak örelim. İp de bu arada kalıyor zaten. İp kırmak istiyorum derseniz arkadaki ipi kırıp yine buradan başlangıç yapabilirsiniz ama o ipi kaybetmek için uğraşmaya gerek yok. En azından ipimizi kırmadan bir seferde, tek seferde tamamını, ön kısmı da dahil olmak üzere tamamını bitireceğiz arkadaşlar. Ha şuraları mesela, sadece şurası ters sık iğneler beyaz olduğu için orada farklı bir ip kullanacağız. Eğer aynı renk örmek isterseniz orayı bile yapıp tamamen ip kırmadan orayı bile tamamlayabilirsiniz. Önce ters sık iğneleri yapıp sonra içeriden ilmek alarak buraları örerek tamamlayabilirsiniz orayı da. Ben ayrı bir renk kullanmak istedim. Bakın sık iğne yaparak ilerliyoruz arkadaşlar. İlk sırada herhangi bir eksiltme yapmadan her bir sık iğneye bir tane örüyoruz. İkinci sıradan sonra durum değişecek arkadaşlar. Göstereceğim. Şimdi sıra sonuna gidelim. Evet, bu da bizim son sık iğnemiz. Bir zincir çekiyoruz ve geri dönüyoruz arkadaşlar. Şimdi şu başlarda bir eksiltme yapacağız arkadaşlar. O yüzden bir zincir çektik. Şimdi ilk ilmeğin arkadaki kanadına tığımızı geçiyoruz
Bir de onun yanındaki ilmeğin arkadaki kanadına tığımızı geçiriyoruz. Yani iki ilmeğin arka kanadını birlikte alıp ipi tek seferde geçiriyoruz. Bu şekilde eksiltme yapmış olduk. Tekrar edelim. Bir zincir çektik, yukarı çıktık. Şimdi bakın, sık iğnemiz bu. Bu sık iğnemizin arka kanattan ilmek aldık. Bir de onun yanındaki ilmeğin arka kanadından tığımızı geçirdik. Tığımızı geçirdikten sonra ipi tek seferde alıyoruz. Bakın, bir iki taneyi tek ilmeğe düşürdük. Şimdi üçüncü ilmekten normal örüyoruz. Arka kanattan falan değil, tamamen her iki kanadı da alarak örelim arkadaşlar. Sıra sonunda son iki ilmek kalıncaya kadar. Son iki ilmek kalıncaya kadar ördüm arkadaşlar. Burada yine eksiltme yapıyorum. Yine bakın, ilmeğin arka kanadından, yanındaki ilmeğin de yine arka kanadından tığımı aynı anda geçiriyorum ve ipi çıkarıyorum. Tek ilmeğe düşürmüş oluyorum. Geriye döndük. Bir zincir çekiyorum. Bu sefer ilmeğin öndeki kanadını tığımı aldım. Yanındaki ilmeğin birinci ilk kanadını tığımı aldım. İlk ilmeğin öndeki kanadını aldım. İkinci ilmeğin yine öndeki kanadı, yandaki yani bana bakan kanadını aldım ve tığımı ikisinin içerisinden geçirerek tek ilmeğe düşürdüm. Sıra sonuna kadar normal sık iğne yaparak gidelim. Son iki tane ilmek kalıncaya kadar sık iğne yapalım arkadaşlar. Burada hep bir eksiltme yapacağız. Bakın bu şekilde. Sıra sonuna geldim arkadaşlar. Son iki ilmeğin bakın. Aslında hep dışta kalan kanadı almış oluyoruz. Bakın, bize bakan kanadı aldık. Onun yanındaki ilmeğin de yine bize bakan kanadını alıyoruz. Ve ip geçirip tek seferde çekiyoruz. Geriye dönüyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Yine dışarıdaki kanattan tığımızı geçirdik. Onun yanındaki ilmekten geçirdik ve tek seferde çıkardık. Tek ilmeği düşürmüş olduk. Bir iki taneyi zaten eksilttik. Üçüncü ilmekten sık iğne yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonundaki kalan, en sona kalan iki ilmekte de yine eksiltme yapacağız arkadaşlar. Yine bir sıra sonu. Dışarıdaki ilmeği kanadı aldık. Onun yanındaki kanadı aldık. İkisini tığda tutup ipi tek seferde içinden geçiriyorum. Bakın, eksiltmemiz. Bir zincir çekiyorum. Bana bakan kanadı alıyorum. Dışarıdaki kanat. Onun yanındakini de alıyorum. Ve tek seferde çıkarıyorum. Araları sık iğne yapıyoruz. Sıra sonunda da yine arkadaşlar, dışarıdaki iki kanadı tek seferde çekelim ve eksiltme yapalım. Geri dönüşte de yine aynı işlemi yapalım ve ondan sonra son sıramıza geçelim. Sıra sonuna geldim, yine bu son sıramızda arkadaşlar. Yani bundan sonra bir sıramız daha var da. Sıra sonunda da son eksiltmemi yapıyorum. Şimdi ilmeğimi yine genişletiyorum. Patiğimi içinden geçiriyorum arkadaşlar. Bakın, bu yandan önce toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra ördük. 7 sıradan sonra da 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra ördük ve 7. sırayı öreceğiz. Bunun için arkadaşlar ilmeği dediğim gibi yine çıkardım buraya. Tığımı şu lastiğin dibine geçiriyorum. İpimi alıyorum buraya. Şimdi 1, 2, 3 zincir çektim. Şu iplikleri geçirebilmemiz için delikler yapacağım orada. 3 zincir çektim. Şuraya toplamda 4 tane olacak şekilde siz ayarlayın arkadaşlar. Herhangi bir noktaya batın bunu. Sonra 1, 2, 3 zincir çekin. Yine herhangi bir noktaya batın. Bakın, bunlar bizim bağca geçireceğimiz ilmek şeylerimiz, deliklerimiz. 1, 2, 3 zincir çektim. Buraya battım.
1, 2, 3 zincir çektim. Bu sefer direkt en son trabzanımız, şey, sık iğnemiz vardı. Onun tepesine batıyorum. Sıra sonuna kadar sık iğne örüyorum arkadaşlar yine. Sıra sonunda da aşağı doğru bu şekilde 4 tane daha kutucuk yapacağız. Bakın sıra sonuna kadar sık iğne ördüm. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyorum. 4 kutucuk da buraya öreceğiz arkadaşlar. Şöyle herhangi belirlediğiniz bir noktaya batın. Birinci kutucuk. 1, 2, 3 zincir çektim. İkinci kutucuk. 1, 2, 3 zincir çektim. Üçüncü kutucuk. 1, 2, 3 zincir çektim ve şu trabzanın yanına kaydırma yapıyorum. Şimdi 1, 2 zincir çekiyorum arkadaşlar. Bakın. Patiğimiz bu şekilde oldu. Bakmayın böyle görünmesine. Asıl kenar ters iğnemizi yaptıktan sonra model kendine geliyor. Şimdi 2 zincir çektim. Buradaki her bir lastiğin üzerine bir trabzan olacak şekilde trabzan yapıyorum arkadaşlar. Yani toplamda 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane trabzanım oldu. Geriye dönüyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. Yine 9 trabzanın üzerine birer trabzan örüyorum. Toplamda 6 sıra trabzan örelim arkadaşlar. Sonrasında ipimizi kıralım. Toplamda söylediğim gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra ördüm arkadaşlar. Trabzanımı 1 zincir çekiyorum ve ipimizi kırıyorum. Artık mavi iple işimiz bitti ve gördüğünüz gibi hakikaten tek seferde hiç ip kırmadan patimizi tamamlamış olduk. Şimdi bu ipi iç tarafta kaybedelim. Şöyle ilmeklerin arasından geçirerek. Evet, bu şekilde kaybettik. Kalan kısmı kesebiliriz. Evet, patiğimiz tamam arkadaşlar. Şimdi öncelikle bağcığını yapalım isterseniz. Bağcık için ben beyaz bir ip tercih ettim. Aynı kalitede toplamda 140 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Bakın zincir başlangıcına da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 toplamda 140 tane zincir çektim arkadaşlar. İpimizi kırıyorum ve şimdi bağcığa geçirelim. Şimdi arkadaşlar ben ilk şu en tepedekine geçirdim burayı. Diğer ucunda şuradan geçiriyorum. Bu şekilde. Karşıdaki en alttaki ilmek içeriden tığ sokup ipi dışarıdan içeri doğru alıyorum. Yine dışarıdan ipi, pardon, tığımı dışarıdan soktum, içeriden
Dışarı doğru alıyorum bu tarafta. Pardon, şöyle. Bir tarafta içeriden dışarı doğru, bir tarafta dışarıdan içeri doğru ilmeğimi alıyorum. Pardon. İpimi alıyorum arkadaşlar. En son ilmeğim de yine bu şekilde. Siz bu uzunluğunu ayarlayabilirsiniz. Şimdi asıl meselemize gelelim arkadaşlar. Patiğimizin alt kısmında şu diğer kanatlardan ters sık iğnemizi öreceğiz. İpimizi aldım. Tığımızı aldım. Şu bağlantı yerinden tığımı geçiriyorum. Ve oradan ipimi alıyorum. Şöyle şunu şuradan geçirdim. Bir zincir çektim. Şimdi bu ipi de içinden geçirerek arkadaşlar kaydırma yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Bakın şu şekilde. Ters bir şekilde tığımızı aldık ve ördük. İlmekten tığ, bakın tığımızda bir ilmek var. Tığımızı sıradaki ilmekten geçiriyoruz. İpimizi arkadan alıp öne getiriyoruz ve ilk ilmeğimizi de tek seferde çekiyoruz. Ben ters sık iğneyi ilk yaparken çok uğraşmıştım. Aslında çok çok kolaymış meğerse. Bakın şu dışarıda kalan kanatlara yapıyoruz bunu arkadaşlar. İçerideki kanatları patiğimizi örmüştük zaten. Bakın tığımızda bir ilmek var. Tığımızı sıradaki ilmekten geçiriyoruz. Arkadan ipi alıyoruz ve örüyoruz. İçinde de ipimizi kaybediyoruz. İpi kırdım. Evet, sıra sonuna kadar bu şekilde yapalım arkadaşlar. Bu şekilde sıra sonuna kadar örelim. Kaydırmada da sona geldim arkadaşlar. Son ilmeğe de kaydırma yapıyorum. İlk başlangıç ilmeğini tığımı geçiriyorum. İpimi alıyorum oradan. Tığımdaki ilmeğin içinden de geçiriyorum ve burayı bir zincir çekerek burayı bitiriyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde kolay bir şekilde patiğimizi bitirmiş olduk. Bu ipi şu ilmeğin içerisinden, ilmeklerin içerisinden geçirip kaybedin arkadaşlar. Bu şekilde güzel tatlı patiklerimiz hazır. Yapacak olan arkadaşlara kolaylıklar diliyorum.